Evet can dostlar, biz tekneyi taknayı kurduk. Anne saçımız ısındı, her ondan korktu. Benliği de kesin. Daha dur sen bahane. Dur bir şey getirdim de. Küçük tahta getirdim sana da. Tamam bir acaba. Niye olmasın? Anne. Yüksel ses nasıl, senden video çekiyoruz. Bu saç mı? Nereden de tahtamız? Küçük şey gibi tahta. Şuradan bir tane saç. Ağzıma gireceksin. Nereye getirdim ki ben onu? Şimdi ben gördüm sanki daha yeni. İşte. Annem biraz ses alız bebeğim. Allah aşkına. Onun üstüne bir şey mi koysaydın ki? Altına ne? Altına ne üstüne? Niye geri çevirdin ya Cansu'cum? Ya kızım da nereye aldın? Nasıl bari bir şekil oldu ya? Ben de pek geri çevirdim anacığım. Bunlar böyle pişireceğiz arkadaşlar. Pişmeyecek de değil mi anne? Kuruyacak. Döndürecek. İyi. Kuruyacak. Hafif dönecek işte, bir şeysi yok. Dur anne ben sana açıyorum burada. Tamam anne. İşte kalsın ne geldi. Bu Allah bizim ömrümüz gitti bu sene arkadaşlar. Vallahi hiçbir yüzümüz gülmedi. Ne sinekten ne arıdan. Biz seni hiç görmedik de arı çok. Dedim mi anacığım? Dur daha nasıl? Onu ben pişirsem anne. Şöyle şu taraftan bilsem kaplan yetişir. Yetişir mi? Sen hangi birini yapacaksın? Ne bileyim. Yakma ilk ayağın anacığım. Şöyle edeyim. Kalma kalma. Kalma, ben üstümden geçiririm. Döndür kızım onu istiyorsan. Çevir mi? Oo, hemen kurudum. Bir oğlanım. Anladım. Bunu da keseceğim de ben ileyen lazım bana. Boyacağım, dökeceğim diyorlar üstüne mi? Hı hı. Yeğenimiz de yeğenlerimiz. Bardak yeğenlerimiz getir istiyorsan. Getireyim şunu pişirin. Evet. Yakmayın. Dönder. Dönder mi? Hı hı. Kaç kere döneceğim? Çok pişirmeyeceğim Cansu. Bir kurudum iyi der. Yükselim. Annem azıcık da çiçeğim. Nasıl de? Etrafa deliyorsun. Etrafa deliyorsun. Ben nereye dedim? Etrafa deliyorsun diyor. Bunun konuşmasına hayranım. Deliyorsun. Yükselim seni evde otursaydın çiçeğim. Hadi gel bebeğim seni evde otur. Seni gel bakalım. Çağırıyorum. Ben de dışarıda bu yaş var. Gel sırtını ısınsın diye çağırdım boya. Valla sırtını ısınsın diye çağırdım annem. Çok pişti hocam. Esah. Valla çok pişti. Ne olacak? Ne yapacağım? Ekmek oldu bu. İyiyim mi? Ne yapmayacaksın ne? Nasıl kessin? Ben unuttum biliyor musun? Hiç yapmadım. Büyük keseceğin Cansu. Şimdi. Burada sen bir tarif et anacığım bana. Valla bu şey olmuş. Şöyle edeceğim. Bir de şöyle edeceğim. Ha şöyle şöyle mi olacak? Ana tam altına oturdun, ses gidecek gire yüksel. Büyük büyük keseceğin, sonra onları ince ince gire küçük edeceğin. Bu tahtam yılmadı ama. Ne küçük yere bana. Bunu da etseydik. Onu da cızardı ama. Bunun üstünde korktu gittim ben onu da. Senin şey edeceğin çaklama gelmedi. Çızılmaya da çızılır. Hadi. Şöyle. Anne bak sen. Şey. Şöyle. Küçük arı. Yüksel gel annem, sana evde şey yapın, orada yat da izle. Gel bebeğim. Ben burada otururum. Telif gelecek ama annenin videosuna telif gelir aşkım. Kim gelecek? Telif gelir. Telif yasak. Müzik var ya aşkım sende. Kapat müziğini. Hemen de anlar annesini. Nasıl bilir? Kurban olsun. Akıllı olun. Eve girip izleyebilirim annem istediğin yerde. Hadi ister yatağa yat, ister televizyona bak. Şimdi bir daha keseceğim şöyle. Geç aşkım. Şöyle nasıl anacığım? Çok pişti Cansu'na bak. Nasıl? Ne olacak? Ne yapacak? Nasıl ne olacak? Ne yapacak? Yani yapmayın mı? İnce kestin sen onu. Kalın keseciye de. Ya bu ince mi? Evet. Biz bunu mantılık yapacağız çiçeğe. Erişte değil. Ufak ufak. İyi. O zaman yine kalın. Şöyle büyük büyük gideceğim. Onları böyle ince mil gibi kesiyor. Sonra da ters döndürüp böyle hepsini bir kayıp. Bunu da öyle yapamam mı anne? Yap bakalım. Bak küçük oldu gibi. Bilmiyorum ki, ben unuttum arkadaşlar. Vallahi bu sene kesmedik de. Aynen bu sene. Anne sen öyle öyle yap diyorum, öyle öyle. He. Sonra kutu kutu kes diyorum değil sonra mi? Sonra da ufak ufak kutçul diyeceğim. Tamam anneciğim. Sen dediğinde yeni jeton düştü. Benim aklım şey değil. Dilerim yok ya, onda ya benim aklımda. Aynen. Anne vallahi vuracağım, git. Ana ısıracak yer arıyor var ya. Burası nasıl yalnız? Annem diyor ki şey gerekiyor diyor. Bunlar kestiğimiz serecek yer lazım diyor. Ben dille bura serelim diyor. Ben ne bileyim, ben de bunu alacağım, bura koyacağım sanıyorum. Çevirin mi annem? Tamam çevir. Küçük dursun. Unutmuşsun sen. Öyle niye böyle? Normalde ben de unutmuyordum da. Saf
kestik bir iş ya, ben de oradan hatırladım. Hani şimdi şöyle yaptım. He. Çeviriyorum. He. Kutu kutu kesiyorum, tamam mı? Aynen. Tamam. Ne şekil? Gidiyor. Gidiyor. Gitme bölümün efendisi. Cansu'nun yeteri çok oldu. 3-4 tane yap maslaki Cansu. Ne? Sen şuna bak anne, kestiğimi. He öyle yapacağım. İyi mi? İyi mi? İyi bak. Arkadaşlar bu çok pişmiş ya. Ufalanma derecesine geldi elimde. Evet. Demek ki azıcık yerleşeceğim ben bunu. Çok acıma gelir diyor ya. Yükseldi acıma kavruk diyor. Kavruk mu diyor? Kavruğuymuş ya. Ne biliyor diyor? Acıma kavruk diyor. Anne. Kavlat diyecek ya. Hasan dolap neden öğrenmiş? Acıma kavlat diyor. Bu da acıma kavruk diyor ona. Arkadaşlar Yüksel'in daha küçüklük halindeki bir tane videosunu izledim. O kadar tatlı konuşuyor ki. Şimdi konuşması da güzel ama çocukken bir ayrı. 2,5 yaşında orada o konuşmasında. Şeye İbrahim'e diyor ki sen kavaşından tut, ben şahıyım diyor ineğe. Anne Ayşe'yi. Tamam. Koyunları. Sen diyor koçu tut diyor, ben sahayım diyor. İbrahim de ben tutmam kafasından diyor. Geri bu da diyor ki ha diyor koç zaten salmaz ki diyor. Koç şalmaz ki diyor. Koçun şalmayacağını biliyor. Koya ondan dalga geçiyormuşmuş. Aynen. Bakın ortada bir açılıyor da kapanıyor. Bizim şansımıza buluyor. Yağmurlu değil aslında, parçalı bulut. Evet. Ama anne bir hafta boyunca böyle olacak hava. Hı? Ondan sonra da yağmur yağacak, kar yağacak değil mi? Kış geliyor artık. Kış geliyor artık. Normalde anne buranın olacak. Soğuklukları çöle, çöle sıcaklığında buraya gelecektiler ama bilmiyorum. Hı-hı. Ben de öyle değil de şey, bilim adamları yine incelemişler, çok aşırı soğuk olacakmış yine. Bilir mi? Kaşıdık mı? Asla. Aynen, asla. Bizim buranın havaları vallahi bir değişik. Geçen sene donduk, çat çat ayazda donduk. Bir de dışarıda inek sağdık biz. Makinelerimiz dondu, şeylerimiz dondu. Vallahi çok soğuktu geçen sene. Bizim sularımız, makinelerimiz donmadı öyle de. Bizim evimiz taş bina ya Cansu, ondan donmuyor. Yani ondan herhalde. Faydası oluyor onun. Bizimkiler tuğla. Tuğla değil de şey, pirket. Pirket lan, bu cari şey diyor. Ben de şu an Cansu. Çok pişirmem bu sefer. Sen beni uyar anacığım, ben unutuyorum. Şefe gibi pişecek pişecek. Evet. Şefe de yapar yağlar. Yapalım, pek severim şefeyi. Semaverimiz de çayımız da demleyecek inşallah. Allah nasip edersin. Tersine geliyor. O nasıl şey kesme değil. Solak insan işi sizlere ters gibi gelir ama her işimizde yapıyor yani gayet aynı şekilde. Güzel çevirdim anne. La havle ve la kuvveti. Üst üstüne koy, soğutma onu. Değil mi? Hı hı. Niye? Soğudum zor kesilir. Sıcağı kolay kesilir anne. O zaman alttakini mi önce kesin? Evet. Ne yapayım? Alttakini kes, üsttekini. Ben bu tahtamdan hiç memnun değilim anacığım. Aynen. Şu bitseydi Cansu'm bundan yapardım. Nasıl bitseydi? Bu bitene kadar mı yapsam? O bitsin, bu da bitecek. Üst üstüne koyacak, öyle şey diyecek. Sen o zamana kadar da sen boş duracaksın. O zaman da buz olur, bir de ben boş dururum. Evet. Böyle de iyi olur yani, şöyle gidiyor. Tahtam iyi değil. Tahtam iyi değil. Hmm. Ne yapacağız? Hmm. Çiğnem yok mu anne? Ekmek tahtan yok mu? Var kızım da, çatı da hep indirdim. İndirdim. Kullanmadın yani, şöyle bez için kullandı. Orada var işte, hep çatı da şeyler. Bilebilir miyim onu? Farkı var mı diğerlerinde? İnceydi, hep ince. Hmm. Getirin gelin. Getirin. Bir de ileğin getirin, rahat iş görün. Tamam o zaman. İleğimiz şeyde herhalde, şurada şeyde mavi diyen var, yeşil. He. Havuzun yanında, onu getir. Hı. Tahtalarımız da şeyde, şu terasın kenarında. Terasın da kenarında, tamam. Hı. Şöyle sizler de bakın bir. Cansu kızınız, bacınız nasıl mantı kesiyor? Ellerine sağlık. Hep güzel. Kansu ya, yavrusu geliyor. Daha güzelini göremedik. Kansu ekmeğin kokusuna geliyor. Allah kedi. Seni. Ana nasıl, kiminmiş anne? Leyla Hanım mı yine? Yok, Leyla Hanım değil. Ah. Leyla Hanım da mantı. Sen sohbet et bari seyircilerle. Aynen, hadi bakalım. Biz böyle işler görüyoruz işte. Son bu şeyimiz kaldı. Allah mağazda dine indirsin inşallah. Eriştemiz son bu kaldı. Yani kışlık şeyleri bitirdik. Kediyi boyuyorlar mı kızım seni? Şöyle yanıma getirin bunu. Yanımda hem bahar olun hem de soyum. Aç mekmeğimizi. Bizim şansımızdan havada bulandı yine. Ekmek de o kadar özlük, inanın açılmıyor.
şöyle kıvrada kıvrada yapıyor. Yarın da ekmek yapmaya gideceğim sevgili izleyicilerim. Arkadaşım da ekmeğine gidecek Sevda ablamın. Sabahın patatese gittik bulamadık. Anne. Annem. Bulamadım. Aman Cansu, onların üstünde var ya tahtalar. Şeyin ne var bilmem ama. Ne ki? Sünger yataklar. Bu yanda onların altında değil mi kesin? He orada. Tamam. Orada kızım tahtamızda. Onları hep aşağıya getireceğim o tahtalarımızı. İkilerimize koyacağım onlarımızı arkadaşlar. Sizden neler yapıyorsunuz sevgili izleyicilerimiz? Ne işler görürsünüz? Kış hazırlıklarınız bitti mi? Siz de bizim gibi hala uğraşıyor musunuz? Ben dün bahçeyi niye temizledim? Tertemiz oldu. Çok şükür bahçenin tasası gitti. Artık orayı bitirdim. Burada bir maydanozumuz kaldı. Onu da içeceğim dolaba koyacağım. Şu üç türde ekmeğim var. Onları bir bitirim. Ekmeklerimizden sonrasına inşallah maydanozumuz kaldı. Onu da bir çevirim. Benim elimden bir uçan bir de kaçan kurtulur anacığım. Kocun çıkarttın ama. Daha patlaklar devriliyor arkamda. Yıktım oraları herhalde. Olsun. Çıkaramadım. Daha orada babanın çorapları mı vardı ne? Şu orada. Şunun üstünü silmeye ne yapsam ki? Çorabın şey... olmazsa. Biz mi getirsek? Evden şey getirme anacığım. Siz getirin. Biz de olur. Burada peçeteler götürdün mü? Peçete mi getirin? Peçete yapar mı ki acaba? Şaka bir kez girebilir mi? Giren giren geç. Tahtamızı silelim. Ne pislik acıktı mı sende? Acıktı mı? Hiç diyemem kedileri, köpekleri yarabbim.
geldi. Yavrulu kopya zabanın iki tane çörek yedim. Akşam da ciğer pişirdiydim. Ötüğün ondan kalmış. Yememiş babam. İçine yine çörek ıslattım. Onu verdim. Ayrıca yazıklı kurumuş. Tıkır tıkır. Dışarıda yatıyor. Allah Allah. Hiç bahan yok. Çeken yok. Yazık. Niye böyle yapar insanlar ya? Allah Allah. Üzülüyor mu hayvana? Yazık. Yavrularını beslemek zorunda. Hiçbir şeysi yok. Dışarıda bekliyor. Yiyecekler. Bunu hayal kızı ya. Dışarıda neden bulacak yazık. Üç tane yavru bekliyor dışarıda onu. Acıyor da. Çok zayıflamış yazık. Ben de acıyorum. Bakıyorum. Elime geçen girmeye çalışıyorum. Ona kadar da girebilsem yani zor hayvana. Bir sürü yavru vardı yiyordu. Ha, bu bilmem onun adı değil herhalde. Bunların üstünü sarabilirsin Cansu. Neyle sarmalı? Sultan bunu dünyanın ötürü kızım. Neydi? Şöyle şimdi. Allah ya bismillah diyeyim. Şöyle alayım şunu. Bu çarpacak uçuk almamış ama. Var var. Şurada var. Oraya atıyor diyeyim öyle. Ben de pıtırlarımı alayım. Oh beni bir rahat verdin ya. Helaller Yusuf diyor ya. Anne yine mi yanlış kesiyor? Azıcık büyük keseceğim. Şöyle keseceğim. Evet, kestim. Bir zaman şey, şu iyi mi bir daha kesin? Bir daha kes kıyımdan onu, bunları ayrı kese. Bunların üçünü üst üste koyuyorum, dördünü, evet. Beşini. Biz bir zaman böyle kestik de, yine mi sanaydı anneye? Herhalde. Bugün makineyle kestiydik o zaman. Ha makineydi. Yo böyle pişir dedik ya bir de sana. Pişirdik de işte makineyle kestik herhalde. Ha. Önce pişirili yaptık sonra da mantığı mı böyle kestik? Yeriş değil mi? Valla yeriş değil mi anne? Ne yapsın? Herhalde ikisinden yeriş. Pistan bunu yiyemez sen pistan. Al bari yumurta alacak. Al. Nerede sıra? Çirkin mallı. Al gel kızım gel. Dişleri daha yeni çıkıyor yazık koca koca. Sabahın da dumanı doyurdum. Şefek almış. Duman gene gelmiş. Duman burada. Teyze mi gitti? Niye geldi geri? Teyzenden geri geldi. Anam yok oraya. Geldi geldi. Oldu. He kendi gelmiş. Anam. İyi geziyor anam. Açtı koyu kucuk. Vallahi bunlar. Öğrenmiş orayı burayı. Maşallah. Gelmiş. Kedimiz de akıllı arkadaşlar. He kopya çağırdıydım. Şey etsin diye ekmek verim diye hayvan. Yavrulu kopya. O da gördüm. O da koptu geldi. Hayır ona da şefek almış. Şey, poşetin tabanında. Azıcık onu bildim de bildim. Şöyle tacırda duruyor. İyi. Aman bir yiyor. Yağlı ya. Bir daha geldi kedi. Allah'ım Cansu. Büyüm çan geliyor. Arkadaşlar bu gelen de bunun hem kocaman öyle. Ne şekil kedi? Tübe sıralı tübe. Allah'ım. Hiç korkmadım. Bu ilk defa geldi bu. Bizim orada bir tane beyaz gelmiş. Ben arkadaşlar hayvanlar besliyorum da eve girdiler mi sıdalanıyorum. Eve girmiş. Kaynanam gelin tarafına. Sonradan çıktı. Daha yatak odasına gitmiş anne. Kapıyı açık buldum. Açık bulmuş ya. O da öyle de iyi değil işte yani. Hayvanlar beslemiyor ama eve girdilerini i̇şte sevmiyor. Beslediğin için giriyor onlar. Hı-hı. Seni yahan görüyorlar. O bizim annemiz diyorlar. Hele camda bir tane var. Hiç göz temasımız gitmez ona. Evet. Kankik. Aynen o bir değişik. Bana hayran hayran. Ay işte bana dedin kendin yakacaksın anne. Kendim yakacağım. Ben azıcık öyle alıp elime gelişmeyi çirkin kesmeyeyim. Dibime mi geldin? Ondan kaçtı şu anda. Yazık. Öyle işte can dostlar bugünümüz de böyle geçiyor. İnek sağma saati gelerekten ben gideceğim. Normalde kayınbabam sağıyordu bazen akşamlar da o da Zerman görmeyeceğim gün orada çalışıyor. Arsay mı kuvallı onlar? Hı? Ay git kedi öyle sevmem ben. No no no. Bu bizim mamamız giremezsin demiş. Hadi git abanın yanına. Bu babanla abanla git hadi. Anne bu etli canım bu bakımlı kimisi. Yok kızım Zehra yengenin değil bu. Bizim burada dolu diyor bir tane bunun annesi varmış. 4-5 tane yavrusu var böyle diyor. Eline gelmiyor bu. Bazı geliyor bura tutun diye çabalıyor. Ha git ana. Etmeyen için geliyor hiç tutulmaz mı? Vay yavrum ben. Kurban oldum anam. Yazın işte. Oturhan böyle bir geliyorlardı akşam ışığı gören geliyordu. Balkonun anne her ufalama ne bunu? Ufalamayacağım bebeğim. Sakın içine girer vallahi senden bozuşur arkadaş git. Yok mamayı ben sana biter verdim böyle. Biter. Ama yiyor. Yo yo. Hayır gelme. Git. Git kedi. Ay yemeği
maşallah. Gittiğimiz video çekiyor. Gittim git ya. Allah'ım yarabbim. Yok ahım oturmayacak herhalde. Yine geliyor. Pistan git. Bak şu motor burun iyi duruyor. Nasıl kafa burun var ya kız onda da. Aman anneyim. Çok hayvan. Bu yaşlanmış anne. Herhalde kocamış lan. Arkadaşlar koyunlarımıza bakarken ben o zaman yaşlanan koyununu hemen bilirdim. Koyun yaşlandı mı ağzındaki tüyler yavaş yavaş beyazlaşmaya başlar. Normalde beyaz ama iyice beyazlaşıyor. Normalde yani sarı oluyor değil mi anne? Sarı değil mi? Beyaz değil mi? Böyle kirli bir rengi var. Ama kocadığı zaman süt beyaz oluyor. Bıyıkları. Bizimki de kara tadım etmiş. Kocaman ısık. Biz de koca. Ömür gelip geçiyor. İzleyicimin bir tanesi yaşımı sormuşmuş. Ona da cevap veremedim. Buradan söyleyeyim. 45 yaşındayım. Anam. Allah'ım sen bir kimsin? Bir kedi daha geliyor. Aman Allah'ım sen kimsin ya? O neydi kız? Nasıl kaşlandı çatmış ya? Esraktan bak. Kapsiye oturdu nasıl açmış? Bak hele. Ne geliyor? Kediye geliyor. Dişlerinde. Miau. Miau. Kanım gel kanım. Kanınız. Anne Kaan'ın adını biz hep Enes diye çağırıyoruz. Evet. Kaan ismi Kur'an'a giriyor mu? Bilmiyorum. Girmiyor. Kapı bu neydi kız? Kapat anne. Aa, kapıdan ayağını bastır da açıldığını bilemesin. Ne olacak? Ne olacak? Aha cipsi yiyor. Kala kaldık ayazın ortasında yine. Kedi sevecek o da. Git pistan. No 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 no. Cansu. Ne olacak? Senin işin bitti Cansu. Abam. Senin işin bitti Cansucuğum. Benim işim bitti mi? Bu işler hep beni bekler ya seni tutan. Ama ne yapacağım? Anneciğim ben bunları kesen arada sen Ömer'le vaktin geçir. Zaten anca keserim. Çok birikti ya. Hani? Orada ya altında. Kaç tane yapsın? Dolan açayım. İyi de daha yapmayınca bitmez çiçeğim bu. Bir ince kesen Cansu. Beş. Kalın mı oluyor? Kalın mı oluyor? Anam niye düştün sen? İnce mi kesim anne? İnce kes. Tamam. Sen bana söyle anlatayım. Çünkü ben dediğim gibi bunu unutmuşum yapmayı. Tamam dediğim. Gelin yine kestirin Cansu. Yine kestirin inşallah. Kaan gelince ömrümüze bahar olacak inşallah. Saat neye kaç ki daha? Saat 3'ü geçti annem bence. Tabii. Yok dedim gelir falan da. Pıs. Git ya kedi seninle mi oynayalım ya? Git ya. Vallahi kızdırıyorum ha. Miau. O da mö ya nö. Miya va nö. Hepsinin adı var değil mi? Hı-hı. Ne diyor ya Emel? Miau diyor Emel. Eline kısılır oğlum. Kapıyla oynama. Dur bari incelik evde sancalı hiçbir şey yok öyle dura dursun. Yok dura dursun daha iyi gene de. Kapılarımızı örtük lavaboların kapısını. Abin nerede Ümer? Abin nerede? Abim o odaya gitmesin anne. Abi. Orada sancalı. Ne? Aha uyandı diyor odam. Yüksel otur odamızın kapısını ört bebeğim. Yüksel şu moşelerimizi kırar çiçeğim. Oramızın kapısını kapatır kurban oğlum. Ne yapıyor? Biz hamur yapıyoruz. Hamur yapıyor oğluşum. Anam sen girsin size. Vay oğlum vay al da yiyin. Al bebeğim. Size şimdi börek yapacağım çiçeğim. Al kızım. Verdim. Annem de. Yüksel börek yapacağım size hincik. Börek mi yiyorduk? Kaan da indi gelse de yitse bize dermanımıza acayip olacak. Haydi Kaan haydi Kaan haydi. Keşke çocuğa atsaydık. Küçük kes Cansu. Tamam anne. Al. Elini kestirdim. Yiyeceğim sana da. Ama sen dikkat et. Böyle yiyeyim mi annem şöyle? Para gibi. Yine büyük mü bak? Bayağı yine büyük oluyor. Ne sağlık? O zaman bunlar iyice büyüktür. Olsun o da öyle olsun. Bir şey olmaz. Git. Git hadi. Git ya. İçine giren vallahi madamız almaz. Git. O zaman şöyle keseceğiz anne. Şu kedimizi kuval aşkım şu kedimizi. Üçüncü hamurumuzda biraz karerini tutturabildim. Tamam. Anne çıkacak. Bak öyle ufak olacak. Bastır anacığım. Sana dayanamam. Sana dayanamam diyor. Bak hele gelen kedi yaşını görüyor yazık. Cansu çıkıyor Cansu. Allah'ım mesela öyle hepsi namı. Sen içeri gir de bu da girsin abisi. Geç kuzum. Hadi yükseşim geç. Yapalım. İçeride oynayın. Aç da geçin. Sen gir de o da girsin. Ha, akıllarım benim. Anasını
aslanı bunlar. Yüksel, oturma odamızın kapısını ört çiçeğim. Ne bebeğim? De lavabolara girmedi mi yeter. Lavabolar örtüydü herhalde. Bunları böyle keseceğiz, bitireceğiz. Daha şey oldu, kibar oldu. Ha, kibar yakışıyormuş anne. Bir de şey suya girdiği zaman daha şey diyor ya. Şişiyor, doğru ya. Hiç öyle aklıma gelmiyor. Ben de boyuna kestim bak. Şu arıncı ben soğacak vallahi gitarı. Bir tane değil ki, bir tane var Cansu. Ardından da pek korkarım. Bu sene hiç beni ısıtırmadı değil mi ya? Isıtıracak. Üç kere denedim tadına bakıyorum. Vallahi öyle dedim, birinde soktu bak. Oo, yani. Daha dizimde o izi duruyor onun. Esah. Vallahi gitmemiş. Derdi neymiş sen şey oradan mi? Hep koparmış benim de senin dediğin gibi. Benim kolumdan bir aldı gitti diyor. Videoya çektim, hep konuşmuş izleyiciler. Etimi aldı gitti arkadaşlar. Kolumun kazağımın içinde etimi aldı gitti, ben biliyorum. Nasıl soğuyor, ısıtırıyor bilmiyorum ki. Allah Rabbim, bunlara da ayrı ayrı şey bilmiş işte ya Rabbel alemin. Havalar soğuduğundan ne pek şey çuvaldılar şu aralar. Bizim orada hep böyleydi annem. Dışarıya ustalara yemek hazırlıyorum arkadaşlar. Üstler temiz olmuyor diye hani eve de gelmiyorlar. He. Abi o giri koparıp da eve getiriyor eşyalarını. Ha. Yiyemiyorlar ki aradan adamlar. Ne yiyecekler mühürsün? He. Nasıl çuvaldılar bak, hani hamura bir şey yok. Orada da et yok, bal yok, baklava yok. Gidin arkadaşlar. Ne kadar bezimiz var anne? Aşırı derecede çok kalmadı bence. Yürüyüm çalışım saydım ayır ki. Nasıl sayacağım, bir sürü. Sen böyle biraz biriktir anne. Evet. Sen bunları kesip sonra öyle yap istersen. Soğumadan taze taze yapalım. Tamam. Ya da sen bilin. Hep yapan da öyle mi kesin? Bilmem ne dersin. Tamam, şunu pişini çekin de. He, bunlar bir kesin anne. Tamam, şunu da ben yapayım. Daha hızlı kesebiliriz ama ince olmasını istiyor arkadaşlar. O yüzden daha yok, ağır kesiyor. Hızlı yapma, yavaş yavaş keselim. Acelemiz yok. Vaktimiz sadece iyi. Yok, aynı. Çocuklarımız da iyi çok şükür. Kan dolu da girdi mi? Hayatım böyle 10 numara olacak. Aynen. 3 oldular anne. 10 numara. Kaç 3 olacak Cansu? Bunlar büyüğümüze rahat girmek herhalde da. Abi iyi iş görürdük ya. Vallahi. İyi iş göreceğiz ama bunlar böyle birikiyor. Bıçağı arayıp bakın Cansu. Tahtan ucuz aramam ben. Ne mi? Hmm. Öteki tahtan şu alttaki. Geç oralarda bir şey yapmışsın zaten sen bunu. Hiçbir şey de yapmadım aslında. Cızık ama işte hep. Niye cızırdık acaba? Ben bir şey yapmadım ama. Bir de annemden inceleyeyim de. Öyle daha yapayım. Anne bunları daha ince kestim. Hı hı. Belli zaten, baksana. Git arı, belanı arama. Vallahi. Ekmeğini hem konuyorlar bunlar. Sıtım ekmek yiyeceksin zaten. Arayı düşürdüm anne. Rüzgarla bayındırmaya çalışıyorum. Hadi bayıl. Öldür bayılını. Bayındırmaya çalışma. Kalkamadım. Burada ölsün, burada ölsün. Vurur musun ha? Vur, vur, vur. Öldü. Onlara vurmazsın, onlar bize vuracaklar. Valla gelin öldürüyor bak, gelmeyin. Gel kazenini vur, vur öldür. Bundan vurdu mu sersemli olurlar anne. He, çattın mı bir şekilde oluyorlar. Dün de beni bahçede ağaçlarım orada rahatsız etti. Yine öldürdüm. Olsun elime. Benim bu sok aramı ha, ölmedi tam. Evet, her şey bir arada koyuyor arkadaşlar. Bizi kınarlar mı ki arayı da öldürdüler diye. Yok canım, sokacak iyi. Arkadaşlar faydalı bir şey olsa zaten zarar verdim. Aynen. Beni ısıtıracaklar. Şey. Faydalı olsa zaten öldürmedik. Bak hadi kedi geldi orada yalvarıyor ekmek diye biliyor. Yine geliyor. Önceki kestiklerimiz hep öyleydi. Öncekiler bana iyidir anne geldikçe. Ha. Geçen aynen, ekmek yapıyoruz. 4-5 tane bezine gittik dedik. Sultan komşunun oraya. Yapıyorum, ekmeklerim yer oluyor. Yapıyorum, yırtılıyor. Diyorum ki şey anneme, bunlar diyorum ben yiyeyim diyorum. Hangi birini yiyeceğim kızım diyor adam. Hangi birini yiyeceğim?
kuru ekmekle yapılmaz. O kadar mı değişik olur yani? Kötü demem tabii, testi aldatır ben nimete de. Çürüdü mü ki acaba? Yok annem çok yumuşak. Şey etmiş, iki gün dışarıda durdanıyoruz anacığım. Hmm. O zaman bozuldu. Ona videomuzu da çektim attım, hep kulmuş izleyiciler. Çok da çekinerekten attım. Acaba dalga geçerler benimle diye. Yapamıyor mu ya? Normalde hamur açabiliyordum, olmadı. Ama hep yazmışlar, buluşmuşlar onlar da bizimle. İbretim yüzümüz gülgülse ne mutlu bana. Aynen. Bu daha güzel oldu arkadaşlar. Anladım. Oldu. Babam gelene kadar mantığımız anca biter büyük ihtimalle. Hiç anne, anca hayır. Ne bileyim? Tepsine kapışıyorsun değil mi? Öyle değil mi? Ondan ara öldüreyim mi ben? Tamam. Ara öldüreceğini mi o kartı? Evet. Bak gelemediler bir daha gördüm. İki oldu bitti. Aynen. Söyle mi? Vücudu düşecek ha. Düşecek mi? Kapat istersen onu da.